kimseden zerre kadar bir yardım almayacaksınız. Tamam diyorlar. Padişah böyle emretmiş. Zaten bütün her şeyi karşılıyor kendisi. Zaman geliyor. Sıcak böyle yaz havasında çalışırken bir yatış nene teyze, belki siz de duymuşsunuz bu hadiseyi, bir ayran getiriyor, kase ayran getiriyor, işte orada işçilere tavsiye kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onlar da işçi ayranı içip işlerine devam ediyorlar. Fatih o gece rüyasında görüyor. Bakıyor ki bir kase ayranı efendim terazinin bir kefesine, koca Fatih camiyi de bir kefeye koydular ama ayran daha ağır bastı. Tabi bu şaşkınlık içinde ertesi sabahleyin geliyor, işçiler soruyor. Kimden bir yardım aldınız mı? Yok efendim, kimseden bir yardım almadım. İyi düşün, iyi düşün. En son ya kimse almadı, sadece bir nene bir ayran getirdi bize, içirdik. Ha, şimdi anlaşıldı. O nenenin ihlasından dolayı ayranı bizim camiyi bastırdı. İhlas, samimiyet, gayret, yani o özveri içten tabi. Allah katında öyle bir değer, öyle bir maaş verilir ki Fatih'in yapacağı camiden de efendim yapılacak başkalarının görüntüde yaptıkları fevkalade işlerden çok daha ağır, büyük olur. Daha büyük Allah katına değer kazanır. Bizim bu işte sevgidir, gönül işidir, samimiyettir. Samimiyet. Hatta biz hadis-i şerif var. Hep böyle yanlış mana veriyoruz hatta. Eddinu nasihatun, eddinu nasihatun, eddinu nasihat diyor da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mana veriyoruz? Hoca diyor ki din nasihattır. Hayır efendim, o mana nasihat anlamında değildir. Nereden biliyorsun? Çünkü peşinde diyor ki, hatta sahabe-i kiram soruyor, kime karşı ya Resulallah? Diyor ki lillahi ve li rasulihi ve lil mü'minine cemi'a. Nasihat ise Allah'a nasihat mı edeceğiz? Bizim bildiğimiz nasihat türü ise. Yok. Peki ne mana veriyoruz buna vermemiz lazım? Samimiyet. Samimiyet. Tamam, gönülde samimiyet var oldu mu Allah katında değer kazanır. Samimiyet yoksa ağzınla kuş tut, tutsun bir adam. Ahirette Allah ona yalancısın deyince. Hani şehitle alim, bir tane zengin Allah huzuruna geliyorlar ya. Ona göre biz şimdi gönlümüzü safi tuttuk mu, belki ki az bir işimiz var. İbrahim Aleyhisselam karıncası misali, belki ki iş görmesin. Samimiyet varsa Allah onun ona bereket nasip eder. Bu iş samimiyete bakıyor. Tamam. İçimizden gönlümüzü daha efendim temiz tutmamız gerekir. Allah'ım samimi olan